Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz umarım iyisinizdir. Bugün nereye gidiyorum? Bugün cumartesi, bugün burada ve bugün nereye gidiyorum? Bir tane aile festivali var. Bugün oraya gidiyorum. Çünkü orada bir şekerleme standı açacağız ve biraz bakalım satış yapacağız. Çünkü bu iyi bir amaçla yapılıyor. Çünkü yani gelirin bir kısmı kanserli çocuklara gidecek. Ben de bu tabii ki gönüllü olarak katılmak istedim. Bugün cumartesi günü. Normalde çalışmıyorum ama hani evde oturmak yerine bazen kalkıp da iyi bir şeyler yapmak da iyi oluyor. Bakalım günümüz nasıl geçecek. Bugün cumartesi ve hava biraz da kapalı. Bakalım günümüz nasıl geçecek. Şeye geldik, bu festivale geldik. Bizim standımızı birazdan göstereceğim size ama şöyle etrafı göstereyim bir önce. Şu arka tarafta yemek kısımları var. Biraz uzakta bir sahne kurmuşlar, orada dans falan diyorlar. Müzik falan da var, yiyecek işte. Evde yapılan her şey. Birazdan standları gezeceğiz beraber, zaten hepsini göstereceğim size. Şu tırın içinde de, arkamdaki tırın içinde bir tane müzik başlayacak birazdan. Hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar burada Fiji yemekleri yapıyorlar. Şimdi bedava yapıyorlar. Sadece şey, isterseniz yani biraz bir para veriyorsunuz ama istemezseniz de denemek için koymuşlar buraya bunları. Onları deniyoruz şimdi. And this is Sarah. Hello. Evet, bu arkadaşlar yapıyorlar, şimdi koyuyorlar. Bunlar pişirmişler, nasıl pişirdiklerini anlatıyorlar. Tavuktan deneyeceğim ben ve deniz salatası var, deniz ürünü salatası var, ondan deneyeceğim. Şöyle şu tarafa geçelim. Burada tatlılar var. Kasava diye özel bir meyveleri var bu Fiji'de. Onlardan yapıyorlar. Bir de bu şöyle süs eşyalarını falan da koymuşlar. Şöyle arkadan da göstereyim size. Fiji standı böyle. Hemen yanında Nepal standı var. Oraya da birazdan gideceğiz. Hi, hiya, what's your name? My name is Jonathan Inglesipan. So you're selling Fijian food? Yeah. Yep. Can you explain what they are? This is the dessert, isn't so it? So this is the cassava pie. Yeah. So it's like a root crop. All right, okay. Yeah. And this salad, this is no roast chicken, this isn't is it? Chicken, roast chicken, so but instead of we put it in the oven, we put it on the earth. Earth oven, like we cook it under the earth. All right, okay. So we dig out the soil and put it over there. Wow. The salad is super nice. I'll just try it a little salad, bit. We call it coconut. So this is with milk and this without coconut milk. Okay. Yeah, that's it. And then this is the roast pork. Same as lobo. We cook it on the earth oven. I want to know what that is. So this is taro. Same as that one. That one is cassava. This one is taro. So it's a root crop as well. Okay, that looks very nice. Thank you. Cheers, my friend. Thank you. Thanks. Like it. Yeah. Thank you. So we don't make tea like all you guys make tea, like tea bag and so on. This is how we make it. So we have pulp and so on growing. We'll take it dried, and then we'll put it in water, boiling water, and leave it there. Okay. And then we drink it from that. How long do you leave it in the water for? 5 minutes, 10 minutes. Just there. So these are all the biscuits, sweets, yeah, and some herbs. That is very interesting. And he is making jerk chicken, Barbecue chicken. Barbecue chicken. This is going on YouTube. Is that right? Yes. Do you want to say hi? Tavuklar çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Bu barbekü soslu yapmış. Tam Karibik usulü. Karibik ülkeleri sandı burası. Şöyle göstereyim. Şu ana kadar güzel gidiyor. Daha bizim sanda gelemedik bunları denemekten. Arkadaşlar hala buradayım. Şimdi bu... What was the name of this, sorry? So this is called Kumar. Kumar. Kumar diyorlar bunun üstüne. Şimdi Karibik usulü deneyeceğim bir tane. Bir tane denemem izin verdi. Bakayım nasıl tadı. Yeah. This is what Kumar. Amazing, isn't it? Yeah. Hey, hands up. Hey. And this is cinnamon. That's not crazy, mate. Looks very different. Never again. Tell me the downhill spiral. Oh wow. Very strong smell. So, a lot of the stuff that's on the shelf, looking pretty in bottles, start up like that. Start up like this. Like all the teas in the bags and so on, sort of like that, you know? So is there anywhere that you can buy those? Another room lamp. So, now we are trying, what are we trying? Guava cheese. Where's the jackal? Guava cheese. Guava fruit. But it's black, so I'll be really interested to see how it tastes, actually. We need apple. We tried the pie. Good? Yeah, we tried.
Yeah. MC. Yeah. MC. Yeah. Yeah. I thought as well. Water, I think. Devam ediyoruz yemeğe denemeye. Evet. I'm trying that black guava cheese to see how it tastes like. Does it taste like cheese? No, it tastes like fruit. Soft fruit. Wow. It's very nice. Sorry, you know that they do like bait balls. It's or even like the jelly sweets. Oh, yeah. Bayağı bir şekerli ama. It's very sugary for a cheese, isn't it? I think you just call it cheese, but it's not cheese. Arkadaşlar şu arkadaki tankın içine girdik biraz önce. Şimdi soracağım bakayım bunu YouTube'a koyabilir miyim diye. Çünkü içine girdik, dışarıdan çok büyük gözükmüyor. Şu asker açıklıyor şu anda bize bunları. Bunu da göstermek istiyorum. İçinde 4 kişiye kadar oturabiliyor, çok ilginç. 2000 yıllarında üretilmiş. Yeri falan filan işte 4 tane içinde oturacak yeri var. Dışarıdan küçük gözüküyor ama 4 kişi oturuyor içinde ve misilleri değiştirecek yerleri falan filan da var. Çok ilginçime gitti. İçine girdim biraz önce, bir baktım etrafına. Yani milyonlarca düğme, bir tuş, bir şeyler var. Hiçbir şey anlamadım tabii. Ama çok ilginç yani. Evet arkadaşlar, Star Wars askerleri geldi burada. Kostüm partileri. Yanında da bunlar da Yeti'ler herhalde. Bilemiyorum. Tankın önünde resim çekiyorlar. Hatta bir tanesi tanka binmiş, ilginç. Şimdi de poz veriyorlar. Çok gerçekçi görünüyorlar ama. Şu da... Hepsi ben çok güzel yani, kostümler falan. Arkadaşlar bu uçaktan şimdi paraşütçü olarak atacakmış birazdan. Bekliyorum, ben de bakıyorum. Bakalım. Evet, atlıyorlar gördüğünüz gibi. Atladı bir tanesi. 2, 3, 4, 4. 4 tane atladı. Arkalarından duman çıkararak iniyorlar şu anda. Akrobatik görüntüler yaparak inecekler. Evet, çok aslında bu festival çok güzel bir olaya dönüştü yani toplam. Bayağı değişik şeyler hazırlamışlar bu sene. Çok hoş görüntüler. Evet, gördüğünüz gibi yere doğru iniyorlar şu anda. Yani paraşütçüler, müzikler, yemek, içecekler, şekerlemeler. Biz de varız, onu da çekeceğim birazdan. Çok güzel bir gün geçiriyorum şu anda. Gördüğünüz gibi aşağılar indiler şu anda. Arkadaşlar bacağımı kana yaptırıyorum. Bakalım nasıl olacak. Bitince göstereceğim size. Evet, gördüğünüz gibi. Hiç acımıyor. Sadece normal. How long is it gonna last? About a week. A week? Yeah, if you leave it on. Yeah. And when it dries, you just leave it for as long as you can. Like, all right, you okay. Before you go to bed, you take it off. And if you apply like a little bit of Vaseline or something before you shower, it should stay for about a week. All right, cool. So do I need to cover it up if I want to have a shower today? Just with a little bit of Vaseline. All right, cool. You can go in the shower with it. You just put like a little bit of water protector thing. Okay. Like Vaseline or oil or something. Evet, bakalım bitince nasıl olacak. Thank you. Arkadaşlar süper bir gün geçti bugün, çünkü bütün yani açtığımız standdaki bütün şekerlemeleri sattık ve gördüğünüz gibi çok da güzel bir gün geçirdik biz. Şimdi bugün bitti benim için. Ben şimdi eve doğru gidiyorum. Arkadaşlarımı bıraktım orada.
Çünkü bu akşam misafirlerim var. Bir dakika zaten onu da göstereceğim sizlere. Şimdilik hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşçakalın.